Herkese selamlar. PİK programlama derslerine hoş geldiniz. Bu derste switch case yapılarından bahsedeceğiz. Switch case, if yapılarına benzer şekilde olan koşul bağlaçları ile birlikte çalışan programlama yapısıdır arkadaşlar. Switch dediğimiz deyimin içerisine koşul ifadesi koyarız. Ardından case ifadelerinin içerisine koşulları belirtiriz. Mevcut koşul durumu hangi case ifadesinin içerisindeki koşula uyuyorsa içindeki işlemi yapar. Öncelikle birinci case bağlacına bakar arkadaşlar. Eğer true ise, yani içindeki şartı sağlıyorsa, içindeki kodu çalıştırır ve kırar döngü. Eğer arkadaşlar değilse ikinci kondisyona geçer, yani ikinci şarta. İkinci şartı sağlıyorsa ikinci işlemi yapar, aynı şekilde döngüyü kırar. Eğer sağlamıyorsa üçüncüye geçer. Üçüncünün içerisinde sağlayabiliyorsa işlemini yapar, döngüyü kırar. Sağlamıyorsa arkadaşlar default olarak, yani varsayılan olarak belirtilen durum neyse onu gerçekleştirir ve sonuca gider arkadaşlar. Switch case yapısının if yapısına benzer bir hali vardır. Yani içinde koşul söz konusu arkadaşlar. Koşula bakarak bir işlem yapıyor. Ama if yapısından farklı olarak burada break deyim var. Break deyimi bir döngüyü kırmak için kullanılan bir deyimdir arkadaşlar. Böylelikle hangi koşul sağlanıyorsa oraya kadar gider. Diyelim ki ilk koşula baktı, sağlanmadı. İkincisine baktı, sağlandı. Burada kırıyor ve 3 ile 4'e bakılmasına gerek kalmadan sonlandırma işlemi yapıyor. Bu sayede birbirini kapsayan bir takım scope halinde, yani iç içe koşul halinde belirtilen bir yapı varsa switch case tercih edilir. Şimdi programlama kısmına geçelim arkadaşlar. Her zamanki gibi bir proje dosyası oluşturduk. Bir tane harf tanımlayacağız. Char veri tipinde olacak. Char harf diyeceğim arkadaşlar. Buna A diyeceğim harf olarak. A harfi olacak. Switch case yapısıyla arkadaşlar doğruluk ifadesini çalıştıracağız. Switch diyorum. Dediğim gibi bir koşul ifadesi içerisine gireceğiz. Bu da harf olacak arkadaşlar. Blok açıp kapamamız lazım bunun için. İçindeki harfleri case ifadesiyle kontrol edeceğiz. Burada ben parantez açtım ama burada gerek yok. Direkt olarak belirtebiliriz. Mesela case A ise iki nokta üst üste koyalım. Burada diyeceğiz ki arkadaşlar printf A harfi bulundu. Ve sonra bir tane noktalı virgül koyalım. Benzer işlemi diğer case'ler için de yapalım arkadaşlar. Yapıştırdık bir tane. Üçüncü duruma da bakalım. Buraya B diyelim arkadaşlar. B harfi bulunduğu olarak değiştirelim. B harfini sorgulasın, sonra son olarak C olsun arkadaşlar. C harfi bulundu diyecek. Ve son olarak arkadaşlar default olarak bir değer, bir parametre girmen lazım. Hiçbirini sağlamıyorsa bu yapıyı çalıştıracak. Buna diyelim ki default, varsayılan demek bu arada. Hemen yanına yazalım. Printf hiçbir, bu arada şeyi düzeltelim. Harf bulunamadı diyelim. Sonrasında arkadaşlar case'in içerisindeki break deyimini kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde diğer koşulları da sorgular. Bunlara gerek yok. Direkt kırsın ve oradan çıksın arkadaşlar. Ve şimdi bu yapıyı çalıştıralım arkadaşlar. Hata veriyor mu vermiyor mu onu bir görelim. Case B diyor. Burada ne hatası yapmışım ben? Tabi bunların sonuna da bir noktalı virgül koymak gerekiyor. Yoksa hata verir tabi. Şimdi tekrar bakalım. Şimdi no errors diyor arkadaşlar. Compile edelim. Kodu ben yükleyeyim. ICD türündeki dosyayı, hex dosyasını yüklüyoruz. Okey dedik. Şimdi play ile çalıştıralım simülasyonu. Virtual Terminal dedik arkadaşlar. A harfi bulundu diyor bize. Şimdi içindeki değeri bir değiştirelim. Nasıl olacak onu görelim. Mesela hiçbir şarta uymayan, bu A, B, C harflerine uymayan bir harf girelim. Mesela X olsun. Tekrar compile edelim kodu. Bir bak kısmından çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bu sefer gördüğünüz gibi hiçbir harf bulunamadı diye bize uyarı verdi arkadaşlar. Switch case yapısında default'un anlamı bu. Eğer case içerisinde herhangi bir şart çalışmazsa
Default'un içerisinde ne yazılıysa arkadaşlar onu çalıştırır. Böylelikle switch case konusunu tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.